Merhaba, bu videomuzda sizlerle böyle keçeden sevimli kirpi kitap ayracı yapımını öğreneceğiz. Keçeden yapacağımız kitap ayracı için kullanacağımız malzemeler Hobium'un 3 milimlik kalın sentetik keçeleri, dikiş için kullanacağımız yarn art iplerimiz, artebelle yapıştırıcımız, kalıplarımız şeklinde malzemelerle başlayabiliriz. Hazırladığımız kalıplarla şimdi keçelerimizi kesmeye başlayacağız. Bu şekilde ilk başta taban bölümüyle kesimini yapıyorum. İsterseniz çizebilirsiniz de ya da üzerinden direkt ben daha rahat ettiğim için çoğu zaman bu şekilde çalışıyorum. Kalıplarımızı hazırladıktan sonra daha sonra kirpimizin detaylarını vermek için işleme kısmını yapacağız. Şu şekilde beyaz bir ip kullanıyorum. Şöyle tamamen size kalmış. Şu şekilde gördüğünüz gibi dağınık şekilde birkaç tane böyle dikiş yapacağız. Kirpimizin bu şekilde detaylandırma kısmı bittikten sonra şimdi yüzünü yapmaya geçeceğiz. Bu şekilde zaten aynı iple devam edeceğim için hiç bitirmiyorum dikişimi. Şu şekilde. İkisini birbirine bağlayarak dikiyorum. Yaptıktan sonra artık dikişimi bitirebilirim. Şu şekilde bir düğüm atıp dikişi sonlandırıyorum. Şu an kirpimizin kabataslak hali hazır. Şimdi göz kısmını yapacağım. Onun için de şöyle bir tomurcuk gibi göstermek için pratik olarak şöyle bir şey yapıyorum. İğnemin üstüne iki defa sardım. Daha sonra yine çıktığım yerden tekrar girip şu şekilde çıktığımda gözü için bir tomurcuk olmuş oluyor. Bunu tamamladıktan sonra bu sefer burun kısmına geçeceğim. Şu şekilde burnun detayına gireceğiz. Tamamen küçük bir kısmını kahverengi ipimizle kaplayacağız. Bu şekilde burun kısmını da hallettikten sonra yine düğüm atarak dikişimizi sonlandırıyoruz. Şu şekilde kirpimiz hazır şu an. Şimdi kitap ayrımcımızın diğer kısmındaki yaprak detaylarına gireceğiz.
Şu şekilde. Uç kısmından başlıyorum. Şu şekilde şimdi yaprağımı detaylandırmaya. Şurada şu şekilde hiçbir boşluk olmaması için her defasında battığımda gerideki bitirdiğim dikişin bitiş noktasından tekrar giriyorum. Bunu da isterseniz kalemle çizip detaylandırıp sonra üzerinden de geçebilirsiniz. Ya da dikerken o anki gelişi güzel bir şekilde de deseni çıkartabilirsiniz. Şu şekilde yaprağımızı detaylandırdık. Şimdi aynı işlevinden bir tane daha yapacağız. Şu şekilde dikişimi bitiriyorum. Bu şekilde iki yaprağımızı detaylandırdıktan sonra şimdi birleşim kısmına geçeceğiz. Birleşim kısmında mesela bu çalışmamızda kurdele kullandık. Ama şu şekilde yine yarn artının iplerini kullanarak örgü yapıp bu sefer de örgü kullanarak yapacağız. Yapraktaki birleşim için örgümüzü tamamladıktan sonra yaprağımızı birleştirip dikimini tamamlayacağız. İster örgü kullanabilirsiniz, ister zincir kullanabilirsiniz. Tamamen sizin malzeme kullanımınız isteğinize bağlı. Biz bu videomuzda örgü kullanacağız. Örgümüzü bu şekilde tamamladık. Şimdi birleşim için yaprağımızın şu şekilde içine koyup yerleştiriyorum ve dikimine başlıyorum. Şu şekilde. Yine bunda yorgan dikişini kullanacağız. Şu şekilde iğnemin altından alıyorum. İyice sıkıyorum ki hem dikiş kendini göstersin hem de daha sağlam bir görüntüye sahip olalım diye. Bitirmek için birkaç defa buraya batıyorum. Hem ipimi sağlamlaştırmak için buraya. Şu şekilde arkasından yine bir düğüm yapıp sonlandırıyorum dikişimi. Şu şekilde kitap ayracımın yaprak kısmı hazır. Ve şimdi şu şekilde kirpimi ters çevirip artebele yapıştırıcısıyla tamamen tüm yüzeyine yapıştırıcıyı uyguluyorum. Şöyle örgümüzü de buraya sabitlemek için onu da yapıştırıyoruz. Ve taban kısmımıza buraya yapıştırıyoruz ve kitap ayracımız hazır.